onun gerçek adı. Heykelin asıl adı Liberty Enlightening the World. Dünyayı aydınlatan özgürlüktür. Özgürlük heykeli sadece bir takma attır. Heykel bakırdan yapılmıştır ve eskiden parlak kırmızımsı kahverengi bir renkteydi. Bir Amerikan kuruşluk madeni parası gibi. Herkesin şaşkın bakışları arasında heykel sonraki 20 yıl içinde rengini yeşil mavi patina olarak değiştirdi. Kaidenin temelinden meşaleye kadar uzanan heykel 93 m yüksekliğinde ve 225 ton ağırlığındadır. Heykel 1886 yılında dikildiğinde dünyanın en yüksek demir yapısıydı. Lady Liberty 879 numara sandalet giymektedir ve 11 m 35 feet bel ölçüsüne sahiptir. Tacındaki 25 pencereyi görmek için 377 basamak tırmanmanız gerekecektir. 7 sivri ucu 7 okyanus ve kıtayı temsil etmektedir. Özgürlük heykeli, Fransız heykeltıraş Auguste Bartholdi tarafından tasarlanmıştır. Heykelin yüzünü annesi Charlotte'dan esinlenerek tasarlamış ve aslında tüm yılın oğlu ödüllerini kazanmıştır. Fransızlar tarafından Amerikalılara hediye edilen heykel, iki ülkenin Amerikan devrimi sırasındaki ittifakının anısına dikilmiştir. Özgürlük, adalet ve demokrasinin sembolüdür. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. 1886 ve 1906 yılları arasında özgürlük heykeli bir deniz feneri olarak işlev gördü. Güç, gün batımından sonra gemilere yeterince rehberlik edecek kadar güçlü değildi. Bu nedenle özgürlük feneri 16 yıl sonra kapandı. Lady Liberty'nin bakır tabletinde eski tip bir iPad gibi Julie 4 Medex'i 4 Temmuz 1776 yazılıdır. Bu Amerikan bağımsızlık bildirgesinin tarihidir. Lady Liberty'nin bakır elbisesini kaldırabilseydiniz, sağ ayağını kaldırdığını ve kırılmış prangalar ve zincirler arasında durduğunu görürdünüz. Zorbalık ve baskıdan ilerlemenin bir sembolü. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.